الحمد لله الحمد لله إن الحمد لله الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء سبحانه سبحانه ما أعظم شأنه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سوء آدابنا ومن شر أنفسنا ومن شر أعدائنا ومن كرب أزماننا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير ولا مثيل ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة sizin içinizden bir ümmet bulunur منكم أمة biz bir ümmet değil miydik ya Rabbi? Ümmeti Muhammed siz ümmet olmayı kaybettiğinizde, ümmet olma özelliğini yitirdiğinizde, ümmet olmaya sadık olmadığınızda, ihanet ettiğinizde, bari içinizde damızlık bulunur. İşte içinizden o bozulmamış, bir gün sizi yeniden ümmet etmesi umulan o damızlığın özelliği şu olsun. يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ Hayra çağıran. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ İyi emreden, iyi olan değil. Ve kötülükten nehyeden, kötülükten kaçan değil. Kötülükten kaçıp, İyiliğe koşan değil, kötülüğü nehyedip iyiliği emreden. İşte bunlar kurtulacaklar. Bismillahirrahmanirrahim. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ Tevbe edenler, Allah'a yönelenler, dönenler, yüzünü Allah'a, sırtını şeytana. الْعَابِدُونَ Kulluk edenler, kulluğu hayat tarzı haline getirenler. الْعَابِدُونَ Öyle bazen kulluk edenler değil. Kısmen kulluk edenlerdir. Kulluğu hayat tarzı haline getirir. Kulluğu hücrelerine yedirenler. Elini, ayağını, dilini, dudağını, gözünü, kulağını bağlasanız, her bir nefesi kulluk için alanlar. Elhamidun. Hamd edenler. Başına gelen her türlü eza, cefa, acı, keder, ıstırap, ne varsa. Yani Allah sadece verince değil, alınca da hamd eder.
Es-sâihûn. Yolcu olduğunu bilenler, şu dar-ı dünyada hancı değil, yolcu olduğunu bilip yola revan olanlar. Er-râki'ûn. Allah'ın önünde eğilip başka kimsenin önünde eğilmeyenler. Es-sâcidûn. Allah'ın önünde yere kapanıp Rablerine, sadece Rablerine yönelenler. Varlıklarını ona sunanlar. Ve tebettel ileyhi tebtile. Ona adananlar. Secde bunun ifadesidir. El amirune bil ma'ruf. İyiyi emredenler. Ve nehune anil munker. Ve kötülükten de sakındıranlar. Vel hafizune li hududillah. Allah'ın çizdiği sınırları da koruyanlar, aşmayanlar, kırmızı çizgileri geçmeyenler. Ve beşşir. Bunlar müminlerdir. Gerçek mümin bunlardır. Bu müminleri cennetle müjdele. Sonsuz mutlulukla müjdele. Değerli müminler, bir haftalık ayrılıktan sonra yeniden beraberiz. Rabbimize hamdolsun. Sizinle beraber olmaktan mutlu olduğumu beyan edeyim. Allah sizden de razı olsun. Siz de Allah'tan razı olun inşallah. Bugün cuma. Bugün 19 Recep 1428. Gün gün Ramazan'a yaklaşıyoruz. Görüyorsunuz, bir ay 10 gün kalmış. Yavaş yavaş çekim alanına giriyoruz. Zamanın sultanının. Aslında neyin çekim alanına giriyoruz? Kur'an ayını. Vahiy ayını. Vahyin çekim alanına girmemiz lazım. İnşallah. Rabbim bizi burada böyle cem ettiği gibi cennetinde de cem etsin. Rabbim bizi burada topladığı gibi büyük aile bizim dağılmış çocuklarını da yuvada toplasın inşallah. Hatta 6,5 milyarlık insanlık ailemizin kayıp çocuklarını da İslam yuvasında toplasın inşallah. Rabbim bizi burada topladığı gibi dağılmış, pare pare olmuş yüreklerimizi, paramparça olmuş zihinlerimizi bir araya getirip toplasın inşallah. Amin. Ya Muin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Nadir yaptığım şeylerdendir ama bugün de o nadir yaptığım bir şeyi daha yapacağım. Bugünkü makalemi okuyacağım size. Kendi makalemi kendim şerh ederek okuyacağım. Can kulağımızla dinleyelim efendim. Umarım ben de can diliyle söyleyenlerden olurum. Siz can kulağınızla dinlemezseniz size kusur bulamam efendim. O zaman ben can dilimle söylememiş olduğum kanaatine varırım. Kendime kusur bulurum. Beni kendime kusur bulan bulmak zorunda bırakmayın. Olmaz. Hiç olmazsa bu mesele. Pasif iyi, aktif kötünün teşvikçisidir. Pasif iyi, aktif kötünün teşvikçisidir. Müşevvikidir. Dünyanın her yanında iyiler kıt değil. Aksine, İyilerin sayısı küçümsenemeyecek bir yekun tutar. Zira insan özünde iyi bir varlık. Fakat asıl kıt olan iyiler değil, aktif iyiler. Faal iyiler. Çünkü iyilerin çoğu pasif iyi. Münfail iyi. Edilgen iyi. Aktif iyiler, iyilerin içinde devede kulak değil. Pasif iyileri
kendine iyi olarak da tanımlayabilirsiniz. Adam iyi ama kendine iyi. İyiliği kendine, bencil iyi. İyiliği bencilliğe dönüştürmüş. Adam iyi. Şuna benziyor. Helalinden kazanmış, hiç kimseye koklatmıyor. Kendine iyi. Bencillik bu. Onun için helal kazanmak bir farz, helal kazandığından zekat vermek bir başka farzdır. Öyle değil. Bir adam tertemiz kazansa, helal kazansa, nisaba malik de servete sahip olsa ve zekat vermese, tertemiz kazancı pis olmuş olur. Öyle mi? Buyurun. Yani sadece temiz kazanmış olmak, sadece temiz olmak, sadece iyi olmak yetmiyor. Mutlaka aktif iyi olmak gerekiyor. İyiliği paylaşmak gerekiyor. İyiliği bölüşmek gerekiyor. Etrafınızı görmek gerekiyor. Başkalarını varsaymak gerekiyor. Yok saymak değil. İçinde bulunduğunuz dünyaya bana ne dememek gerekiyor. Pasif oldukları için iyiliği yaymak gibi bir dertleri yoktur pasif iyiler. Böyle bir dertleri olmadığı için de iyiliğin çoğalmasına katkıda bulunmuyorlar. İyiliği çoğaltmıyorlar. Katma değer olmuyorlar. Onların bulunduğu yerde yeşillik olmuyor. Su var. Fakat akan bir su gibi durmuyorlar. Sadece deponun içinde duran bir su gibi duruyorlar. Su var fakat oldukları yer bile yeşil değil. Çünkü hiç sızdırmıyorlar. Niye yeşil olsun? Dahası kötüler aktif iyilerden rahatsız oldukları halde pasif iyilerden rahatsız olmuyorlar. Hatta bırakın rahatsız olmayı, onlardan hoşnut ve razılar. Çünkü pasif iyiler, kötülerin kötülüğüne ses çıkarmıyorlar. Onların kötülüğü yaymalarına aldırmıyorlar. Onların kötü olmalarından rahatsızlık duymuyorlar. Pasif iyilerin göz ardı ettikleri bir gerçek var. İyiliğin pasif olduğu her yerde kötülük kendiliğinden aktif hale gelir. Öyle değil mi? Öyledir. Çünkü en iyi bozulunca en kötü olur, bunu biliyoruz. Fakat şunu da biliyoruz. Bir toprak ne kadar verimliyse, ekmediğinizde o toprak o kadar çok ot bitirir. Öyle değil mi? Yani verimli toprağı siz ekmezseniz eğer boş kalmaz. Bıtırak, ısırgan, envai çeşit zararlı otu orada bulursunuz. Niye? Verimli. İnsan verimli bir topraktır. Eğer verimli insan toprağını faydalı bitkilerle ekmezseniz boş kalmaz. Yani insanı Rahman'ın tohumunu ekmezseniz şeytan ekecek tohumuyla başucunda hazır duruyor. İyiliğin pasif olduğu bir yerde kötülük kendiliğinden aktif hale gelir. Bu kötülüğün tabiatı icabıdır. Kötülük karanlık gibidir. Demek ki, yani karanlık gibidir, bizatihi var değildir. Karanlık öyledir. Bizatihi karanlık diye bir şey yoktur. Bana bir parça karanlık alır mısın? Bakınız komik oldu. Peki karanlık dediğimiz şey ne? Işığın yokluğu halidir.
ışığın yokluğu halidir. Onun için karanlık arızi, aydınlık aslidir. Aydınlık cevher, karanlık araz. Onun için kötülük arızidir. Kötülük esas olamaz. Kötülük hiç temel olamaz. Kötülük asıl olamaz. İnsanda da öyledir. İnsanda iyilik esastır. İnsan taban hayırhahtır. İbn Haldun'un muhteşem ifadesi. Özü itibariyle iyidir insan. Demek ki iyiler sönük veya patlak lamba gibi değil, ışık veren açık bir lamba gibi olmalıdır. Orada 100 voltluk, 500 voltluk, 1000 voltluk, 10.000 voltluk lamba var. Yaksanız İstanbul'u aydınlatır. Fakat sönük, pasif iyi. İyi, tamam ama pasif iyi. Veya motor. 8 silindirli Lamborghini motoru. Fakat tekerlere güç aktarmıyor. Kendini bile götüremez. Değil mi başkasını? Öyle değil mi? Bir metre götüremez. E motorumuz iyi efendim. İyi. Canı sağ olsun. İyi de kendine iyi. İyiliği hiçbir işe yaramıyor. Kendini dahi götüremiyor. Değil mi başkaları? Onun için patlak lamba gibi olmak, pasif iyi olmak. Aktif iyi olacaksan yanık olacaksın. İlk inen vahiylerden olan Müddessir suresi, daha yeni risalet görevini üstlenmiş olan Hazreti Peygamber'i inşa eden surelerin başında gelir. Bu surenin giriş ayeti, bil kuvve, potansiyel iyiliği, bil fiil, kinetize hale getirmeye amaçlar. Onun için de ilk muhatabına yekten seslenir. Ya eyyuhel muddessir, kum fe'enzir, ve rabbeke fekebbir, ve thiyabeke fetahhir, ve rujza fehcur, ve la temnun testekfir. Bunlar aslında pasif iyiyi aktif iyiye dönüştürme ayetleridir. Bunun açılımı şudur. Ey yatan iyi! Ey yatan iyi! Peygamberimiz iyiydi. İyiydi. Düşmanları dahi ona iyi derdi. El-Emin idi. Peygamberlik gelmeden önceki Resulullah'ın Mekke'deki durumunu bir hatırlasanıza. Ne oldu da? Dün dünyanın en dürüst insanı, en güvenilir insanı diyenler bugün yalancı, sahtekar, dolandırıcı, bozguncu haşa diye çamur attılar. Sizce fark neydi? Bir tek fark var. Aktif iyi olmaya başladığınızda etrafınızdaki şeytanlar sizden rahatsız olur. Ey yatan iyi diye çevirdin. Doğru çeviridir bu. Çünkü müddessir ismi fail. Aslı mütedessirdir. Tedessera fiili altına bir şey aldı demektir. Ya eyyuhel muzzemmil'deki muzzemmil ise bunun tam tersidir. Tezemmele fiili de üstüne bir şey aldı demektir Arap dilinde. Onun için ya eyyuhel muzzemmil'i ben şimdi sırtına insanlığın yükünü yüklenen diye çeviriyorum. Sırtına ağır yük yüklenen. Ya eyyuhel muzzemmil de yatan. Ey yatan iyi! Yatan iyi, iyi değildir. Kalk ve uyar. Yani pasif halden aktif hale geç
ve iyiliği ayağa kaldırıyor. Yatan iyi, iyi değildir. Niye? Yatan iyiden kötüler memnun olur. Yani kötüler rahatsız olmaz. Oysa ki kötülerin rahatsız olmadığı bir iyi, iyilik yapmıyor. Bu emri alan Hazreti Peygamber, emrin gereğini yapmak için kalkmış ve iyiliği de ayağa kaldırma çabasına girişmiştir. İşte ne olmuşsa ondan sonra olmuş. O güne kadar Kureyş'in en güvenilir, el-emin, en akıllı, el-fatın, en barışçıl insanı birdenbire yalancı, deli, bozguncu, mecnun oluvermiştir. Haşa. Önceki hayatında ona ilişmeyi aklından dahi geçirmeyenler, o aktif iyi haline gelince varlığını ortadan kaldırmak için sıraya girmişlerdi. Değişen ne? Fark ne? Allah Resulü'nün ahlakı aynı ahlak. وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ orada. Muhteşem ahlak orada. Ama fark şu, yatan iyi alemlere rahmet değil, kalkan iyi alemlere rahmet. Alemlere rahmet olması için iyiliğin ayağa kalkması gerekiyor. Neden? Neden dün el-emin diyenler bugün boğazına sarılmak için sıraya giriyorlar? Nedeni açık. Zira vahiy pasif iyiyi aktif hale getirmiştir. Yatan iyiyi ayağa kaldırmış. Sokağa çıkarmıştır. Sönük lambaya bitimsiz bir enerji vererek, onu bütün bir cihana aydınlatan bir rahmet kaynağı, güçlü bir nur, ışık kılmıştır. Dünyanın en munis, en sakin, en kendi halinde, en halim, en selim insanını yeniden inşa etmiş. Onu insanlığın en büyük iman hamlelerinden birini başlatan bir devrimci, bir inkılapçı, bir kahraman yapmıştır. Bir insanlığın ufuk önderi yapmıştır. Dönüştürmüştür. Bu vahyin en büyük mucizesi hak sözün en büyük gücüdür. Soruyorum kendi kendime. Onu insan iyilerin tümünün pasif olduğu bir dünyada iyilik yaşar mı? Ve sorun kendi kendinize sevgili dostlarım. İyilerin tümünün pasif olduğunu düşünün. İyiler ortada. İyiler var. İyiler çok. Fakat tümü de pasif. Yatan iyi. Böyle bir dünya nasıl bir dünya olurdu? İyilik yaşar mıydı böyle bir dünyada? Cevabım asla oluyor. Zira dünyanın en kötüleri bile anasından kötü doğmaz ki. Sizin kötü dedikleriniz kötü doğduğu için kötü değiller. Onlar da sonradan birileri tarafından kötü yapıldılar. Yani onları kötüler kötü etti. O kötüler de doğduklarında kötü değiller. Fıtrat iyi üzerine formatlanmıştır. Hazreti insan en iyidir. Ama bir hakikat vardır. En iyi bozulunca en kötü olur. Öyle değil. Buna salatalıkla etin kokuşmasını misal veriyorum. Salatalık kokuştuğunda haberiniz bile olmaz. Affedersiniz kurtlanmaz da. Çünkü içinde protein yok. Salatalık. Hıyar. Hıyar hayırlı demektir. Kokuşsa haberiniz dahi olmaz. Ancak gözüyle görünceye kadar evin hanımefendisi haberi olur. Gözüyle görmeden, çünkü ben koktum diye haber vermez size. Ama et kokuşursa,
sadece koktuğu yeri kokutmaz. Bütün bir evi kokutur. Hatta bazen bütün bir binayı kokutur, değil mi? Niye? Protein deposudur da onun için. İyidir yani. İyidir de onun için. İyiyi kokutmaya gelmez. İyi koktu mu kokutur. Koktu mu, kokuştu mu etrafını kokutur. İnsanı kokutmaya gelmez. Allah insanla boşuna mı ilgileniyor zannediyorsunuz? Ahsenül halikin olan Allah, yarattıklarının da ahsenini yaratmış insan. Hazreti insan en iyidir. En iyi bozulunca en kötü olur. Canavarlaşan, dünyayı çirkinleştiren, insanlığın yüz karaları da başında iyi idiler. İşte bu yüzden iyilerin tümünün basit pasif olduğu bir dünya kötülerin dünyası olur. Hiç tereddüt etmeyin. İyilerin tümünün pasif olduğu bir dünya kötülerin dünyası olmaya adaydır. Kaçırılmaz. Her çağda Allah'ın rahmet ve merhametinin bir eseri olan aktif iyiler olmasaydı, öylesi bir dünyada kötülük iyiliğe yer bırakmaz, pasif iyiler pasifliklerinin cezasını aktif kötülerin elleriyle yok edilmekle çekerler. Tüm peygamberler peygamber olmadan önce en azından pasif iyiydiler. Allah peygamberlik kurumunu insanlığın fıtratına yerleştirdiği bir kuvve iyiliği bir fiil hale getirmek için ihdas etti. İki hal arasındaki farkı bu müessese ve insanlığın ufuk şahsiyetleri olan peygamberler eliyle gösterdi. Yani aktif iyi olursa ne olur, pasif iyi olursa ne olur, bu farkı biz peygamberler sayesinde öğrendik. Hatta peygamberlerin bizzat kendi öz hayatlarıyla öğrendik. Hatta bir peygamber, peygamber seçildikten sonra aktif halden pasif hale geçmeye kalkışınca Allah ona senin hayatını çizdim, seni bir daha ana karnına atıyorum diyerek denize attı Yunus gibi. Fetret dönemlerine de Allah niçin izin verdi biliyor musunuz? Fetret dönemlerine. İyilerin pasif olduğu bir dünyada insanın nasıl ıslah edici olmaktan çıkıp ifsah edici bir varlık haline dönüştüğünü görmemiz için izin verdi. İnsan nasıl canavarlaşıyor? Kendi haline bırakınca, aktif iyiler olmayınca insan ne hale geliyor onu görmemiz için fetret dönemlerine izin verdi. Kur'an el-emr bil-ma'ruf ve nehy anil-münker. İyiliği yaygınlaştırıp kötülüğü önlemeye çalışmak, iyiliği emredip kötülükten nehyetmek farizasını işte bunun için emretti. Döndü döndü emretti bir kez değil. Ve bu farizayı terk eden milletlerin başına nelerin geldiğini bize anlattı. Ve gerçekten de helak olan kavimlerin helak süreçlerinin ilk başlangıç halkasının emri bil maruf ve nehy anil münkeri terk etmeleriyle başladığını söyledi. Yani iyilerin aktif iyi olmaktan çıkıp pasif iyi haline geldi. Emri bil maruf budur. İyilerin aktif iyi olmaları. Emri bil maruf, nehy anil münker budur. Kısaca özeti aktif iyiliğe davet. Emr-i bil maruf farizası budur. Heyhat ki bizim gariptir. Kur'an'da ender geçen tavsiyeler dahi hayatımızda tabii çok bedel ödememiz gerekmediği için gündelik yer bulurken emr-i bil maruf gibi Kur'an'da tekrar tekrar hem de üzerinde dura dura geçen bir farz hayatımızda pek yer bulmadı. Maalesef. İş bu nedenle aktif iyilerin olmadığı bir dünyanın geleceği korkunç noktayı hayal bile edemiyor. Böyle bir dünya gerçekten yaşanılan bir dünya olamaz. Yaşanılmaya değer bir dünya olamaz. Böyle bir dünyada iyilik zümrüdü anka olur, Kaf Dağı'na giderdi.
Böyle bir dünya kendi kendini imha eden bir dünya olur. Peygamberlerin olmadığı bir dünyayı düşünsenize. Hiçbir peygamberin gelmediği bir dünyayı. Şu dünyaya peygamberler gelmemiş olsa. Peygamberler niye geldi o zaman? Bize aktif iyiliği öğretmek için geldi. Onun için peygamberlerin izindekiler kimler diye sorarsanız aktif iyilerdir. Hiç tereddütsüz. Aktif iyiler, pasif iyiler peygamberin izinden gidenler değil. Unutmayın. Ümeyye bin Ebi Salt Es-Sekafi, peygamberimizle çağdaş olan Sakif'in büyük şairi. Kaide Azam derlerdi. Lakabı buydu müşrikler arasında. Taif'in büyük adamı. Hatta peygamberlik gelse buna gelir denilen kişilerden biri. 8. yılda, nübüvvetin 8. yılında Bahreyn'den döndü. Orada yaşıyordu. Yolda geldiğini öğrenen Ebu Süfyan, Mekke'nin emiri, Mekke'nin reisi Ebu Süfyan, büyük komutanı yolda karşıladı. Aralarında şöyle bir diyalog geçtiği nakledilir kaynaklarımızda. Duydun mu Muhammed, Abdülmuttalib'in yetimi Muhammed peygamberliğini ilan etti? Der. Ne düşünüyorsun der Ümeyye'ye Ebu Süfyan. Ümeyye'nin cevabı net, kısa. İzheb fettebi'hu. Git ona uy. Git onu izle. Fe'ent der Ebu Süfyan. Ya sen? İki cevap verdiği rivayeti vardır. Biri zayıf, biri güçlü. Güçlü rivayet. Sakif kadınlarının yüzüne sonra nasıl bakarım der. Zayıf rivayet. Ben onun çocukluğunu bilirim der. Adama diyor ki git sen ona uy. Sen niye uymuyorsun deyince ben onun çocukluğunu bilirim. Ah bu yaş putu. Ah bu yaş putu. Hakikatin yaşta değil. Hakikatin müstakil olduğunu bilseydik keşke. Bu adam kim biliyor musunuz? Bu adam ömründe hiç putlara tapmamış bir adam. Bu adam bir tek Allah'a inanmış bir adam. İbn-i Kuteybe'nin Eşyer ve Şuarası'nda 3 sayfa ayrılmış bu adama. Oradan takip ettiğimizde şiirlerinden bu adamın ahirete iman ettiğini, meleklere iman ettiğini, cennet ve cehenneme iman ettiğini, peygamberlere iman ettiğini görüyoruz. Daru ayşin naimin diyor bir mısrağında cennet için. Sonsuz nimetler diyar. Ela ma halallahu batıla mısrağı bu adama aittir. Dikkat edin Allah'tan başka her şey geçicidir. Böyle bir adam. Fakat bu adam böyle diyor. Sahabe buna aduvullah adını takacaktır daha sonradan. Yeğenlerini Resulullah'a karşı gönderip savaştıracaktır. Evet, böyle bir şey. Bu iş ayrı bir iş, bakın. Ama buna Mekke'nin müşrikleri peygamberimize yaptıklarının zekatını yapmak şöyle dursun, el üstünde tutuyorlar. Fark ne? O da tek Allah'a inanıyor, o da tek Allah'a inanıyor. O da ahirete inanıyor, o da ahirete inanıyor. O da meleklere inanıyor. O da peygamberlere inanıyor. Fark ne? Fark bu adam pasif. Yani etrafını değiştirmek gibi bir derdi yok. İyiliği etrafına götürmek gibi bir derdi yok. Pasif iyiyi kötüler sonra kendilerine çeviriyorlar. Tarihin en tipik örneklerinden biridir Ümeyye bin Ebi Salt vakası. Sözün özü şu dostlar. Yatan iyi olmaya yetmez. Yatan iyi olmak yetmez. Pasif iyi iyi değildir. Zira her pasif iyi aktif kötülüğün teşvikçisidir. Aktif kötüler pasif iyilere bakarak teşvik olurlar. Kötüleri kötülüğe yüreklendiren kendileri gibilerden daha çok pasif iyilerdir. Onlar iyiliği özneleştirmeyip nesneleştirmenin cezasını bir müddet sonra sessiz kaldıkları kötüler tarafından yok edilmekle çekerler. Bu yok edilme varlıklarını ortadan kaldırma biçiminde değil.
onlardaki zaten pasif duran iyiliği de kurutma biçiminde olur. Öyle değil. Öyle değil. Tarlaya domatesi ekersiniz. Otunu yolmazsanız domates otları yok etmez. Otlar domatesi yok eder. Öyle mi olur? Aynen böyle işte. Aynen böyle. En yaman çelişkilerden biri de ne? Biliyor musunuz? Pasif iyilerin aktif kötülerden şikayet etmeye kalkması. Ağızlarını açtılar mı pasif iyiler? Aktif kötülerden şikayet ederler. Onlara birilerinin çıkıp şöyle demesi gerekiyor. Sayenizde efendim. Sayenizde. Rabbim bizi peygamberlerin izinden gidenlerden kılsın. Amin. Rabbim içimizdeki iyiliği dışımıza çıkarsın. Amin. Rabbim içimizdeki münfail iyiliği fail iyilik haline getirsin. Amin. Rabbim şahidimiz kılsın inşallah. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam. Kelamullahi melikil azizil allam. Kema kadallahu tebbaraka ve teala fil kelam. Ve izâ kuri'el Kur'an festemihû lehu. Ve ansidû leallekum terhamûn. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى de ki ey peygamber ister tek başınıza olun ister başkalarıyla birlikte olun sakın ha sakın Allah'a karşı esas duruşunuzu bozmayın. Allah'ın huzurunda, her an Allah'ın huzurunda olduğunuz gerçeğini asla ama asla aklınızdan çıkarmayın. Sadakallahu azim. Oh. Elhamdülillah. Allahümme afirin. Vel muslimine vel muslimine. El ahyâi minhum vel amdâ. İnneke semî'un garîm. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا فانصرنا على القوم الظالمين ربنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا فانصرنا على القوم الملحدين ربنا فانصرنا على القوم المجرمين ربنا فانصرنا على القوم المنافقين ربنا فانصرنا على القوم الفاسقين آمين. اللهم آمين 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 الحمد لله الحمد لله حمدا كاملا والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شرف صفيه فقال عز وجل برحمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين Allah'a davet edenden salih amelle bu daveti pekiştiren, ispat edenden ve ben Allah'a kayıtsız şartsız teslim oldum diyenden daha güzel sözlü biri olabilir mi? İdfa billeti hiye ahsen. Tezini güzel savun. Davanı iyi temsil et. Dinini iyi temsil et. İslam'ı iyi temsil et.
فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Ola ki muhatabınla senin aranda bir düşmanlık, bir husumet olabilir. Ama eğer tezini güzel savunur, davanı iyi temsil eder, yüz akı olursan o senin için sımsıcak bir dost kesilebilir. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Bu öyle kolay bir şey değil. Onun için bir kesbi, bir de vehbi, bir iki boyut gerekir. Kesbi olan senin kazandıkların, yani direnişindir. Hakikat üzerinde direneceksin. اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا. Direnen kimselerden olacaksın. Bu yetmez. Zaten sen direnirsen hakikat üzerinde, hakkı söylemenin bedelini ödersen, o zaman وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُو حَظٍ عَظ۪يمٍ. Allah sana büyük bir pay verecek. Yani senin beceremeyeceğini, altından kalkamayacağın hususlar olacak. Ama orada da Allah yettim kulum diyecek. Seni yalnız bırakmayacak. Sadakallahu l-Azim. Ve kimis salam.